Tıbbi teknolojinin ilerlemesi bizim son 20 yıldır farkına vardığımız kök hücreleri üretebilme, onları tedavilerimizde uygulayabilme potansiyelimizi arttırdı. Kök hücre hepimizin vücudunda sınırlı miktarda bulunan bir özel bir hücre. Özelliği nedir? Özelliği bir kendini yenileyebilmesi, bir de başka hücrelere dönüşebilmesi. Örneğin vücutta bir kas hasarı olduğunda kök hücre kas hücresi olmamasına rağmen kas hücresine dönüşebilir ya da kıkırdak hücresine dönüşebilir ya da kemik hücresine dönüşebilir. Böyle bir potansiyeli var. Dolayısıyla biz bu potansiyeli doğru ve düzgün hastalarda kullandığımızda bir iyileşme süreci başlatabiliriz. Kök hücre genelde vücutta en iyi, en fazla göbek kordonunda bulunuyor. Ancak bunu çoğu zaman elde etmek, saklamak mümkün değil. Elde edebileceğimiz yerler, erişkinde elde edebileceğimiz yerler kan, kemik iliği ve yağ doku. Bu üçünden kök hücre elde etmek mümkün. Kök hücreyi genellikle örneğin bir yerden bir doku aldık. Orada 1 milyon hücreden bir ya da iki kök hücre görebiliriz. Dolayısıyla biz bunu çoğaltmamız ve sayısını arttırmamız lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Bir hücre kültürüyle yapabiliriz. İki de özel bir sentrifüj yöntemiyle yapabiliriz. Hücre kültürü yöntemi iki aşamalı bir yöntem. Hastanın örneğin bir kemik iliğinden bir örnek aldık. Oradan bir kök hücre tespit ettik, elde ettik. Hücre kültürüyle bu kök hücreleri arttırarak İkinci seansta ki bu iki aşamalı bir yöntemdir. İkinci seansta hasarlı dokuya, örneğin kıkırdak dokusuysa kıkırdak dokusu, kas dokusuysa kas dokusuna enjekte edebiliriz. Diğer bir yöntem son 4-5 yıldır giderek kullanım alanı bulan bir yöntem. Tek seans olması bir avantajı. Göbek yağından bir grup hücre alıp o grup hücre içerisinden kök hücreyi elde edip aynı seansta bir özel bir sentrifüj yöntemiyle 4-5 cc'lik bir sıvı elde ediyoruz ve bu sıvıyı hasarlı dokuya enjekte ediyoruz tek seansta. Sonuçta gerek kendi yenileme kapasitesi gerekse hasarlı dokuya dönüşebilme kapasitesi açısından kök hücre aslında bakarsanız son yılların bir önemli bir tıbbi ilerlemesi olarak gözüküyor. Peki her hastada bunu uygulayabiliyor muyuz? Hayır. Özellikle ortopedik pratikte kıkırdak problemlerine, yani bu akut kıkırdak problemi olabilir ya da osteoartrit gibi kronik bir kıkırdak problemi olabilir. Bu hasta grubunda kök hücre uygulamaları yapabiliyoruz. Yine özellikle kaynamama problemlerinde kök hücre uygulamaları ortopedi pratiğinde giderek artan kullanım alanı bulan problemler. Birçok farklı alandan bahsedilebilir ama genel olarak kendini kök hücrenin ortopedik pratikte kendini kanıtladığı alanlar bunlar. Diğerleri hala araştırma aşamasında önümüzdeki çalışmalarla sonuçlanacak çalışmalarla kök hücre belki daha geniş kullanım alanı bulabilir. Uygun hastalarda uygun kullanımla kök hücre uygulamalarıyla iyi sonuçlar, başarılı sonuçlar almak mümkün.